Bir an şu ders hiç bitmeyecekmiş gibi geldi Zeynep. Sıkıntıdan patladım vallahi. Neyse, eve gidince kafamızı dinleriz artık. Bak geçen seferki gibi yapmak yok, tamam mı? Ne yaptım ki? Ders çalışmaya diye geldim. Akşama kadar televizyon seyrettirdim. Boş versene. O da ders işte. Bu sefer olmaz, tamam mı? Yarın sınav var. Aman peki. Zeynep, baban geliyor. Merhaba Kadir amca. Nasılsın kızım? Ne olsun işte. Zeynep'le bize gidiyoruz. Yarın sınav var da biraz çalışacağız. Çalışın kızım. Çalışın. Gecikmem baba. Ne anlayışlı baban var senin. Şimdi benimki olsa ne işim var? Evde oturduğun yok. Gecikme. Bu kaçıncı? Bin tane laf ederdi. Çok şanslısın, çok. Çok şanslıyım. Aklına beni kandırabileceğini mi sanıyorsun? Vallahi bilerek olmadı Feride Hanım. Neredesin kızım? Ne kadar geç kaldın böyle? Açtıracaksın şu adamın ağzını şimdi. Haberi var anne. Ayşen nereye gittiğimi biliyor. Hem bu saatte gelmez ki o. Geldi. Geldi de zıkkımını içmeye başladı bile. Of. Bak, sesini çıkartma. Git odana dersine çalış. Biliyorsun babanın huyunu. Biliyorum anne, biliyorum. Ne o? Selam sabah yok mu? Biz söylemesek yüzümüze bile bakmayacaksın. Olur mu öyle şey canım? Çocuk yorgun argın geldi işte. Kafası dağınıktır. Ne yorgunu be? Ha? Taş mı taşıdı? Nereye? Dur bakayım. Bir daha bu saatlere kadar arkadaşlarının yanında kalmak yok, tamam mı? Yarın sınav vardı. Başlatma lan sınavına. Zaten kafamın tası atık. Bir de seninle uğraşmayayım. Esma. Doldur şunu. Çok olmadı mı Kadir? Abuk sabuk konuşma. Doldur. Sen bu sınavlara okula takma kafanı öyle. Okul bugün var, yarın yok. Esma, Nilay Hanım'dan paranı aldın mı? Aldım. Ver onu bana. Ya ver dedim. Kahveye borcum var. Ama Ayşe önlük alacaktın. Eskisiyle idare etsin. Kahveye gidecek yüzüm kalmadı. Kadir, kahvedekileri düşündüğün kadar biraz da bizi düşünsen. Hem kirayı da denkleştiremedik. Bir rahat huzur yok mu lan bu evde?
Hemen bir arıza çıkıyor. Allah cezanızı versin be. Çek lan şunu. Delirttiniz beni be. Ağlama kızım, ağlama. Önlüğünü haftaya alırım. Sen merak etme canım. Ah anne, Ayşe'nin derdi önlük değil ki. Biliyorum Zeynep, biliyorum. Babanı da almıyorum. İşsizlik, çaresizlik. Sonunda bu hale getiriyor adamı işte. İşi yok ama içkiye kumara zaman buluyor. Eskiden sana içince el kaldırırdı. Şimdi kafası ne zaman kızarsa. Ya da ne bileyim, paraya ne zaman ihtiyacı olursa. Bu nereye kadar gidecek anne? İdare edeceğiz kızım. Başka çaremiz var mı? Mahmut abinin selamı var. Aleykümselam. Şu borcu ne zaman halledecek diyor. Mahmut abiye söyleyin haftaya tamamdır. Şş, fazla bekletmesin diyor. Beklemez. Beklemez. Ya ne zaman borcum kaldı ki sizde? Hadi eyvallah. Ayşe, sen uyumadın mı? Ağlama güzelim, ne olur ağlama. Babam niye böyle abla? O bizi niye hiç sevmiyor? Babalar çocuklarını sever. Peki babalar çocuklarının elinden harçlıklarını alır mı abla? Almazlar güzelim, almazlar. Buyurun. Otur. Kırdığın o biblonun değeri ne kadardı biliyor musun? Senin maaşının en az 5 katı. Sıkma canını. Senden onun parasını kesmeyeceğim. Sağ olun. Sağ olun Feride Hanım. Ama artık seni bu evde görmek istemiyorum. Şimdi gidebilirsin. İnanın isteyerek olmadı. Biliyorum. Ben seni bibloyu kırdığın için değil. Kırdığını sakladığın için kovuyorum. Bir şeyler atıştır bari. Şunları bitireyim geliyorum anne. Ne bitmez dersmiş bu. Ne çok ödev veriyorlar size. Ödev değil baba. Üniversite sınavları için çalışıyorum. Üniversite sınavı mı? Şimdiden hazırlanmak lazım. Hiç heveslenme. Buraya kadar okuttum. Benden bu kadar. Liseyi bitir, gerisi yok. Anladın mı? Bakma öyle.
Ne haber? Ne olsun, vakit öldürüyoruz işte. İyi yapıyorsun. Biraz da biz öldürelim. Emin. Evet abi. Bana bir çay. Bir de bizim hesabı getir. Şu defteri kapatalım. Tamam abi. Hayrola Kadir? Miras mı kaldı? Nerede? Hoş beni ancak miras kurtarır ya. Geçen akşam Mahmud'un adamları yolumu kesti. Parayı istiyorlar. Derseydin. Abuk sabuk konuşma be Asım. Benim anca Emin'e gücüm yetiyor. Hem o geceden beri öyle bir faiz bindirmiş ki imansız aklın durur. Peki ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ufaktan bir şeyler verip ağızlarını kapatmayı düşünüyorum. Sarkıtmasan iyi olur. Bilirsin, bunlar şakaya gelmez. Bilirim. İş güç de yok. Aramıyorsun ki. Aramaktan yoruldum Asım. Bırak biraz da başkaları arasın. Bari şu bizim kıza uygun bir şeyler olsa. Ne yapar ki? Ne olursa. Ona göre bir iş mi var yoksa? Bizim hanımın bir akrabası var. Akrabası diyorum ama hayırsızın tekidir aslında. Mal mülk gani ama kimseye ayrı dokunmaz. Bir bakıcıya ihtiyacı varmış. Yani bakıcı dediysem kadın yatalak değil öyle. Evin işlerine bakacak birine ihtiyacı var. Nereye gidiyorsun? Nereye olacak, okula? Annen sana söylemedi mi? Neyi? Artık okul mukul yok. Baba, sen ne diyorsun? Ne dediğimi duydun işte. Bundan sonra okul yok. Hazırlan, birazdan çıkacaksın. İşe başlayacaksın. Bir yere gitmiyorum. Sen bana itiraz mı ediyorsun? Geç kalıyorum. Esasında fazla bir şey istemiyorum. Ortalık temiz olsun, yemeğimi getirsin, iğnelerimi hazırlasın, o kadar. İğneler? Şeker hastasıyım. Sabah akşam insülin almam gerekiyor. Merak etme teyzeciğim. Kızıma güvenebilirsin. Eh artık, ne diyeyim? Eti senin, kemiği benim. Hiçbir şeyi benim değil beyefendi. İşini yapar, alır maaşını oturur oturduğu yerde. Yok eğer işini yapmazsa alır başını çeker gider evine. Anlaşıldı mı? Kızım, yüzüne ne oldu senin? Merdivenden düştüm efendim. İşe başlayabilirsin. Söylediğiniz gibi 16'ya getirdim. Bakalım bundan ne çıkacak?
Asma suratını. Asma. Bak kızın da çalışıyor. Kötü mü ettim yani? Eve para giriyor işte. Gel canım gel. Nasıl gitti? Koca karıyla anlaştın mı? Anlaştım. Ha. Otur şöyle. Biraz laflayalım. Sen bana rakı getir. Yanına da bir şeyler hazırla. Hadi. Otur. Onun öyle kavruk durduğuna bakma. Aslında parayla oynuyor. Nereye götürecekse. Bak evladım. Bu bunakların hafızası kıttır. 5 kuruşunun 3'ünü alsan ruhu duymaz. Anladın mı? Anlamadım. Kızım, onun bankayla mankayla işi yokmuş. Asım söyledi. Kasası varmış. Orada saklıyormuş her şeyi. Bana ne bundan? Sen belanı arıyorsun galiba. Ne demek lan bana ne? Bir şey anlatıyorum. Adam gibi dinle, yapmayayım yuvanı. Biraz dışarı gelir misin? Buyurun oturun, burada konuşalım. Arkadaş yabancı değildir. Uzatma. Dışarı çıkalım diyorsak çıkacaksın. Söyle lan. Nerede para? Ne bu ya? Sadaka mı veriyorsun? Şimdilik bu kadarını bulabildim. Kısmetse haftaya biraz daha toplarım. Bak aslan. Sen işi fazla hafife aldın. Bunu görüyor musun? Sen şu borcu tez zamanda ödemezsen biz senin hesabını bununla keseceğiz. Çiçekleri sulayacağını niye bana söylemedin? İhtiyaçları vardır diye düşündüm. Haklısın. İhtiyaçları vardı. Akıllı bir kıza benziyorsun. Niye okumadın? Olmadı işte. Hep öyle derler. İnsan isterse her şey olur. Yeter ki istesin. Bazen ne kadar isterseniz isteyin olmuyor işte. Ne yapacağım ben şimdi? Bunlar vallahi acımaz gebertirler beni. İşin zor. Bir yol göster bana Asım. Hem sen de vardın masada. Birlikte oynadık, birlikte kaybettik. Beni karıştırma abi. Hem senetleri güle oynaya imzalayan sendin. Ne yapacaktım? Oradan çıkmak kolay mı sanıyorsun?
Baksana Kadir, şimdi aklıma geldi. Bizim koca karı var ya. Kasasının yerini öğrendim. Senin kız bir şeyler yapar belki. Baba. Zeynep. Baba ne oldu? Bir şey diyeceğim. Seni almaya geldim. Hem söyleyeceklerim var. Şu kadının kasası var ya. Sus baba, duyacak. Sus. Duymaz o koca karı. Sen beni dinle. O kasanın nerede olduğunu öğrendim. Lütfen sesini yükseltme. Sana haber vereyim dedim. Tamam mı? Yatak odasındaki gardıroba bakacaksın. Git buradan baba, git lütfen, evde konuşuruz. Şimdi çıkıp odaya bakacaksın, tamam mı? Belki açık bırakmıştır. Hadi çık bak. Feride Hanım duyacak, sus artık. Bana bak. Kız. Zeynep! Zeynep! Baba git lütfen. Duymuyor musun? Beni çağırıyor. Gidiyorum. Ama evde hesaplaşacağız seninle. Tamam baba, tamam, git. Unutma. Zeynep! 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 Sana iğnelerimi aksatma demedim mi? Sırf bu yüzden kaç kişiyi kovdun biliyor musun? Getirmiştim ama. Getirdiysen hani, nerede hani? Yalan söyleme bari. Niye oraya sakladın? Saklamadım. Tamam. Git artık. Feride Hanım, ben iğneyi saklamadım. Sana git dedim. Kızım, sana kötü mü davranıyorlar? Sorun o değil. Ne peki? Babam hırsızlık yapmamı istiyor. Baban istemez öyle şey. İçkiliyken söylemiştir. Hep o zıkkım yüzünden oluyor bunlar. Ne fark eder ki anne? Öyle ya da böyle, söyledi işte. Hadi geçiştir kızım. Sabah olur unutur gider. Vardır onun öyle abuk subuk konuşmaları. Tembeldir falan ama hırsız değildir. Evin direği işte. Bir daire ver gitsin ha. Senin gibi mi? Evet, benim gibi. Oradan bakıp konuşmak kolay tabii. Yıllarca o adama katlandım. Sırf sizin için. Hala da katlanıyorum. Yapma anne. Seni ağlatmak için söylemedim bunları. Biliyorum. Söylemezsin. Benim hassas kızımsın sen. Bir tanemsin. İnşallah terli duvaklı çıkıp gidersin bu evden. Sen de kurtulursun, ben de. Okumamı sen de istemiyorsun değil mi anne? Ne diyeyim kızım? Elimizde değil ki. Sen de görüyorsun. Düze çıkmak için çırpınıyoruz işte. Peki düze çıkmak için hırsızlık yapmama razı mısın? Tövbe de. O ne biçim söz? Tövbe de. Ah güzel anne. Ne olacak bizim halimiz böyle?
Dün hatırladım da elim sehpaya çarpmıştı. Galiba iğne o zaman kenara gitmiş. Günahını almışım. Kimsenin günahını almak istemem. Ama kimseye de güvenmem. Bana güvenin Feride Hanım. Buraya senden önce kaç kişi geldi biliyor musun? Çok. Tahmin edeceğinden daha çok. Hepsi de beni istismar etmeye çalıştı. Onlardan sadece tek bir şey istedim. Dürüst olmalarını. Ama hiçbiri bana karşı dürüst olmadı. O yüzden bu kadar büyük konuşma kızım. Söylesene bana. Senin onlardan ne farkın var? Buyurun. Kadir Kocaeri'nin evi değil mi? Evet, burası. Hayırdır? Haciz işlemi için geldik hanımefendi. Haciz mi? Ne hacizi? Eşinizin Mahmut Ağaoğlu'na borcu var. Daha önce size icra kağıdının gelmiş olması lazım. Bilmiyor musunuz? Ben bir şey bilmiyorum. Burada Kadir Kocaer tarafından alındığı yazılı. Neyse, biz işleme başlayalım. Aman Allah'ım! Kadir! Kadir! Hı? Kalk! Ne oluyor Esma? Ne bağırıyorsun? Harize gelmişler. Eşyalarımızı Hı? götürecekler. Buradan fazla bir şey çıkmaz. Olsun. Siz yine de hepsini kaldırın. Yatak odasında mı? Her şey. Ama böyle olmaz ki. Ödeyeceğim demiştim işte. Hem biraz zaman tanısaydınız. Mahmut abi sana yeterince zaman tanıdı. Kardeşim. Bak, sen insaflı birine benziyorsun. Ne olur idare et. Yarın en geç öbür gün paranızı ödeyeceğim. Hem de faiziyle. Ama böyle yapmayın. Ne olur. Bak, kış ortasında perişan olacağız. Bak söz. Vallahi halledeceğim. Ya halletmezsem çekin silahı alnımdan vurun beni. Ya artık daha ne diyeyim? Bana bak Kadir. Bu sana verdiğimiz son şans. İyi kullan. Yoksa gerçekten alnına silahı dayar, tahsilatımızı öyle yaparız. Tamam, gidiyoruz. Malları kaldırmayacak mıyız? Mesele kalmadı. Biz anlaştık. Sözünü unutma. Alo, buyurun. Baba sen misin? Baba, işim var şimdi, konuşamam. İşini mişini bırak, beni dinle. Dinle diyorum. O kasadan paraları alıyorsun, bana getiriyorsun. Hemen. Ne demek yapamam? Biz burada ne durumdayız biliyor musun? Anahtarı ara, bul, aç kasayı. Yapamam baba. Kapatıyorum lütfen, yapamam. Sakın kapatma. Kapatırsan gebertirim seni. O koca karının parasını getireceksin, tamam mı? Eve boş dönersen öldürürüm seni. Kapatma! Kapatma Allah'ın cezası! Yapamam, yapamam. Yapamam. (Gülüyor)
Hele şükür geldin. Buldun mu anahtarı? Hayır. Bana bak, bak. Benimle oyun oynama, fena yaparım. Zaten sinirim tepemde. Yarın gideceksin. İster anahtarla, ister anahtarsız o kasayı açacaksın. Yok açamazsan gelip işi ben halledeceğim. Ne kasası bu Kadir? Senin niyetin ne? Elinin körü. Kızın hayatımızı kurtaracak. Ama o kadar bencil ki kendinden başkasını düşündüğü yok. Bencil değilim. Ne istersen iste yaparım baba. Öl de öleyim. Ama bunu benden isteme. Ya kızım, başka çaremiz yok. Bak bugün eve haciz geldi. Yarın belki sokaklarda yatacağız. Sonrasını Allah bilir. Geç olmadan bir şey yapmak lazım. O paraları almak lazım. Boğazımdan kul hakkı geçeceğine sokakta yatarım daha iyi. Hadi be. Bak, sana son kez söylüyorum. Bir daha tekrar etmeyeceğim. Yarın bu işi bitireceksin. Eğer yapmazsan ne bu ev kalır ne sen. Kardeşini de okuldan alırım. Dağıtırım lan hepinizi. Anladın mı? Dağıtırım. Daha sonra da çiçekleri de sularsın, olur mu? Sularım. Giderken bunları da götür. Ben artık giymiyorum. Belki annene olur. Sağ olun. Bu akşam iş tamam. Bizim kız anahtarları bulamam falan diyor ama gözünü fena korkuttum. Araştırır bulur muhakkak. Bana bak. O kasada iyi para var değil mi? Sonradan sakata gelmeyelim. Olmaz mı? O cadı ne kirli çıkıdır, sen bilmezsin. Yalnız işin içine polis karışınca ne olacak, o düşündürüyor beni. Sakın kızın başı yanmasın. Vallahi bu saatten sonra kimseyi düşünemem. Adamlar kafana sıkacağız diyorlar. Anlamıyor musun? Kafana sıkacağız. İyi ama o senin kızın. Kızımsa kızım. Bu can da benim canım. Ne diyeyim Kadir? Senden korkulur. Ben çarşıya kadar gidiyorum Zeynep. Ortalığı topladıktan sonra sen de çıkabilirsin. Hı hı. Feride Hanım. Thank you.
olmadı demiştiniz. Ya bundan sonra hiç mi ümidiniz yok? Gereğinden çok yaşadım evladım. Yeterince insan tanıdım. Hiçbiri de beni şaşırtmadı. Ama hayat öyle garip ki, bakarsın bana çok güzel bir sürpriz yapar. İşte o zaman bütün hayal kırıklıklarımı unutuveririm. Olur mu dersin? Kim bilir? Biliyor musunuz, buraya geldiğimden beri ilk defa bana ismimle hitap ettiniz. Öyle mi? Dikkat etmedim. Zeynep dediniz. Zeynep güzel isimdir. Kızıma da Zeynep ismini koymuştum. Kızınız olduğunu bilmiyordum. Nerede şimdi? Uzaklarda. Çok uzaklarda. Neyse. Hadi bakın. Zeynep döndü mü? A-a. Annen nerede? Hastayım dedi. İçeride yatıyor. Hı. Yatsın bakalım. Yatsın. Git bakkaldan bir küçük rakı al bana. Ahmet bakkal artık veresiye olmaz diyor. Aklının ermediği işlere karışma sen. Ona yarın ödeyeceğiz dersin. Ne duruyorsun lan? Yürüsene. Geldin mi? Geldim. İnsan bir sofra hazırlar. İyi değilim Kadir. Hiç iyi değilim. Ne oldu? Neyin var? Yorgunum. Gönlüm yoruldu. Şu yaşadıklarımıza baksana. Daha ne olsun? Birkaç gün öncesine kadar her şey ne güzel gidiyordu. Zeynep okuyordu. Evimize haciz gelmemişti. Sen böyle değildin. Ben hep böyleydim. Hayır değildin. Rakı içip arada bir patlardın. İşsizlik başına vurmuşlar. İdare eder geçerdim. Ama son yaptıkların. Artık seni tanıyamıyorum. Belki de haklısın. Sen hep böyleydin. Ben seni hiç tanımamışım. Yarın bu işi bitireceksin. Eğer yapmazsan ne bu ev kalır ne sen. Kardeşini de okuldan alırım. Dağıtırım lan hepinizi. Anladın mı? Dağıtırım.
kimsenin günahını almak istemem. Ama kimseye de güvenmem. Bana güvenin Feride Hanım. Buraya senden önce kaç kişi geldi biliyor musun? Çok. Tahmin edeceğinden daha çok. Hepsi de beni istismar etmeye çalıştı. Onlardan sadece tek bir şey istedim. Dürüst olmalarını. Ama hiçbir bana karşı dürüst olmadı. O yüzden bu kadar büyük konuşma kızım. Söylesene bana. Senin onlardan ne farkın var? Güvenebildiğim kimse olmadı demiştiniz. Hı-hı. Ya bundan sonra hiç mi ümidiniz yok? Gereğinden çok yaşadım evladım. Yeterince insan tanıdım. Hiçbiri de beni şaşırtmadı. Ama hayat öyle garip ki, bakarsın bana çok güzel bir sürpriz yapar. İşte o zaman bütün hayal kırıklıklarımı unutuveririm. Olur mu dersin? Geldi. Zeynep geldi. Ne oldu? Konuşsana kızım. Getirdin mi? Haklıymışsın baba. Kasada çok para vardı. Hem de çok. Üstelik içi mücevher doluydu. Onlarla burası gibi 3 ev alınır. Getirdin değil mi hepsini? He? Getirdin. Hayır, getirmedim. Hepsi orada kaldı baba. Zeynep. Bana şaka yaptım de. Getirdim hepsini de. Zeynep. Zeynep, seni öldürürüm, saçma sapan konuşma. Ne yaparsan yap umurumda değil artık. Üzülme anne. Ben kötü bir şey yapmadım. Bundan sonra da yapmayacağım. Bırak bütün eşyalarımız gitsin, ne olacak? İleride yenisini alırız. Sokaklara mı düşeceğiz? Boş ver, düşelim. Onurumuz var ya, başımız dik, çalışır çabalar yine yaşarız. Kardeşime bile okuturuz. Sen hiç merak etme. Bizim bu adama ihtiyacımız yok artık anne. Sen bittin artık. Bu evden leşin çıkacak. Allah'ın belası. Geberteceğim ulan seni. Hiçbir şey yapamazsın. Niye yapamazsın biliyor musun? Çünkü kızına hırsızlık yaptıracak kadar yüreksiz bir adamsın sen. Sen... Sen kime güveniyorsun böyle? Ha? Nereye? Nereye gidiyorsun? Alnıma sürdüğün lekeyi silmeye gidiyorum. Ha? Paraları almış. Ha? Paraları almış. Ha? Yeter artık Kadir. Bırak kızım peşini. Çekil be. Bırak çekil. Kendim, bırak. Almış paraları diyorum sana. Çekil. Zeynep. Nereye kayboldu bu? Hop. Biz de tam sana geliyorduk. Neyse, yormamış oldun bizi. Mahmut abi görmek istiyor seni. Ben şimdi gelemem. Bu olmadı işte. Ne demek gelemem? Elim mahkum geleceksin. Ya anlamıyorsunuz. Paralar gidiyor. Dur. Gel buraya. Bırak lan. Bırak! Ne demek? Bırakın lan! Gitti! Gitti! Bırakın! Bırakın lan! Bırakın para! Hıh!
Hadi, hadi bak böyle yürü be yürü. Döndün de mi? Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bunu yapmak istememiştim. Aslında babam yüzünden. Çok, çok zor durumdaydık. Boş, ne desem boş. Utanıyorum, çok utanıyorum. Kendine haksızlık etme evladım. Asıl utanması gereken benim. Babanla yaptığın telefon konuşmasını dinledim. Sonra kasanın anahtarını bıraktım. Ve seni burada yapayalnız... Bütün tecrübesizliğinle bırakıverdi. Kasayı açıp paraları alacaktın. Ben de tamam işte, bu da onlar gibiymiş diyecektim. Ne kadar çocukça davranmışım değil mi? Biliyor musun Zeynep? Biz yaşlılar çocuk gibiyiz. Hatta yaşımız ilerledikçe daha da çocuklaşırız. Garip inatlarımız olur. Ani kızgınlıklarımız. Kendimize ait küçük oyunlarımız. Çoğu zaman çevremizdekileri kırarız. Ama çok çabuk pişman oluruz. Ben seni kırmak istemedim. Sadece dedim ya, asıl utanması gereken benim. Sana kızım Zeynep'in çok uzaklarda olduğunu söylemiştim. Aslında o pek de uzak sayılmaz. Birkaç yıla kalmaz ben de onun yanına giderim. Kim bilir? Belki de daha erken. O zamana kadar... Sen benim Zeynep'im olur musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.